Evet, konumuz toplumların zor zamanlarında, felaket durumlarında, işte son zamanlarda yaşıyoruz zaten. İşte 2020'de pandemi, Covid-19, bir yıl boyunca sokağa çıkma yasakları, şudur budur. Arkasından ekonomik kriz hala devam ediyor. Büyük deprem felaketi, sel felaketi. Tabii bunların nedenleri falan o bizim konumuz değil. Oralara girmeyelim de işte iklim değişikliği diye de bir şey var. Çok kimse bu ne ya falan diyor ama işte seller olunca da o zaman nereden çıktı bu ya falan diyor. Yani bunun olacağı belli yani. Her yerde olacak. Bu daha da artarak sürecek. Ama işte burada müzik birdenbire şey oluyor. Müzik sesleri kapatın, müzik sussun gibi kavramlar oluyor veya kimse öyle bir öneride bulunmuyor ama kendimiz sansürlüyoruz ister istemez. Ben sosyal medyada öyle bir şey yazdım. Bir de mesela şey duydum şimdi seçimler yaklaşırken Altılı Masa Millet İttifakı işte seçim kampanyalarını şarkılı türkülü yapmayacağız gibi bir laf ettiler. Buna da çok bozuldum. Ne demek şarkılı türkülü? Şarkılı türkülü olunca demek ki şey oluyor. Göbek atma, eğlence bilmem ne ve hoş görülmeyen bir durum yani. Ne derler? Ağır duruşumuza uymayan hafif ve şeyler değil. Daha da ağır konuşmayayım. Neyse. Öyle görülüyor. Çünkü demek ki onların müzik kültürü müzikle göbek atmaktan öteye gidemiyor yani. Daha, müziğin daha başka alanlarının olduğunu düşünemiyorlar. Yani akıllarına gelmiyor ve aslında müziğe büyük bir saygısızlık ediyorlar. Otosansür uygulayanlar da, bu tip laflar edenler de, işte konserleri yasaklayanlar da, şunlar bunlar. Her çeşit bakış açısı. Yani kimisinin elinde imkan var, konserleri yasaklıyor. İşte geçen yaz mesela bazı festivaller yasaklandı. Neydi? O bir takım İslamcı dernekler işte ahlak oluyor, işte bozuluyor. İçki içiyorlar, bilmem ne yapıyorlar, festivaller, kaymakamlar yetkilerini kullanıp festivalleri yasakladılar filan. Bu bir boyutu. İşte muhalefet partilerinin bu felaket sırasında müzik yapılır mı gibi şarkılı türkülü olmaz canım, öyle şey mi olur filan gibisinden bir yaklaşımı. Müzisyenlerin kendi otosansür uygulamaları. Bunların hepsi bir araya gelince birdenbire müzik kültürü yokmuş gibi oluyor. Sonra şey başladı işte bu depremden sonra dayanışma konserleri. Her tarafta işte Türkiye'nin her tarafında, Avrupa'da da orada yaşayan Türk asıllı müzisyenler, yabancı gruplar, şunlar bunlar. Dayanışma konserleri. Dayanışma tamam güzel. Tamam da müziği meslek olarak yapan insanlar da var. Büyük bir kısmı da böyle zaten. Yani her biri bir bankada geliri var işte faize yatırmış para alıyor bilmem ne de arada keyif için müzik yapıyor değil birçok insan bundan yaşıyor. Bu da bir meslek yani. Ben de öyle kiramı bununla ödüyorum yani. Konser olmayınca nasıl ödeyeyim işte şey pandemi zamanında MİYOR bir müzik yorumcuları meslek birliği bir öneride bulundu. İşte Ziraat Bankası'ndan 5.000 lira kredi almıştım açıkçası. Param yoktu çünkü konser olmayınca param yok. Kiramı ödeyemiyordum. O 5.000 lirayı da daha yeni bitti onun üst taksidi yani. Buna benzer şeyler yani o müzisyen nasıl yaşayacak? Ha sonra şeye gelelim. Tamam bu bir meslek olarak gelir kaybı yaşıyorsun ister istemez. Bu da önemli bir faktör. Bu insanlar hani zaten kiralar artmış, hayat iyice pahalılaşmış. Bir de yani bir gelirim varsa o da yok oluyor. Tamam da kardeşim, dünya asrın en büyük felaketi sırasında binlerce insan ölmüş. İşte çadır bu yok, bilmem ne yok. Sen ne gelirinden bahsediyorsun diyenler olabilir. Doğru, o da doğru. Orada da diyecek bir şeyim yok. Ama konser verebilmek için işte dayanışma ve yardım konseri adı altına hemen o şey çerçevenin altına sığınıp da orada burada çıkıp sonra para mutlaka çıkanlar bir miktar alıyorlardır ya da yol paralarını bilmem cebinden mi verecekler onu da bilmiyorum. Hiçbirine katılmadım açıkçası. Kimse de teklif etmedi zaten.
Şey deyince, şimdi müzik kavramını genel olarak ele alırsak, müzik nelerden bahseder? Bir kere müzik bir dildir yani. Nasıl Türkçe var, İngilizce var, bilmem ne, dil, edebiyat, söz diye bir şey var. Müzik de başka bir anlatım biçimidir. Yani seslerle, notalarla bir şeyler anlatır. Yani bunu birçok kimse anlamayabilir böyle bir şeyi. Sadece göbek atma vesilesi olarak kabul edebilir. Ama onun dışında başka bir şey var. İşte ne bileyim, Mozart'ı var, Beethoven'ı var, klasik müzikten bahsedelim, Debussy var. Her biri bir şey anlatıyor. Bir şey anlatıyor. Caz müzisyenleri var, bizim ozanlar var, ağıtlar var. Müziğin içinde acı da var, hüzün de var. Felaketler karşısındaki çaresizlik de var. Bunu anlatan birçok müzik eserleri var. Yani literatüre baktığında büyük bir kısmını da bu kaplıyor zaten. Blues müziği dediğimiz zaman blues ne demek mesela? Blues, blue'dan gelme bir şey, hüzün anlamına geliyor. Yani bir blues müzik tarzı diye bir müzik var Amerika'da, Avrupa'da, her tarafta. Bu blues tamamen hüzünden kaynaklanan bir şey, acıdan kaynaklanan bir şey. Yani şimdi mesela bir zamanlar öyle bir laf da var, acılı arabesk diye bir şey. O da bir acıdan bahsediyor değil mi? O da öyle bir şey de var. Ondan sonra işte hüzün var, şey var, coşku var, isyan var. Ne bileyim işte her türlü insan ruhundaki her türlü duygu bazen sözlerin anlatamadığı şeyi müzik anlatıyor. Bir de şöyle bir laf vardı. Acılar paylaşıldıkça azalır. Sevgi paylaşıldıkça çoğalır diye bir kavram var. Şimdi bir müzik yapılan yerde böyle bir acıdan sonra sevgi ve acı, hüzün gibi bir temada müzik yapıldığı zaman orada dinleyen insanlarla birlikte bu duygular paylaşılır. Sevgi çoğalır, acı da azalır. Sırf bu nedenden bile müziğin susmaması gerekir bence ya. Sırf bu nedenden dolayı. O yüzden hani ha müziğin eğlence tarafı yok mu? O da var. Ama bu kötü bir şey mi? Günah mı? Suç mu yani eğlenmek? Her insan şey vardır işte düğünlerde eğlenir, işte başka yerlerde eğlenir, başka şekilde ama her zaman bir müzik onu tetikler, enerji verir, bir coşku verir. Rock müzikte vardır bu, heavy metalde vardır, isyan vardır, şu da vardır. Yani ne diyeyim işte yani müzik böyle bir şey. Müziğin olmaması hayatın kurulaşması ve yavanlaşması anlamına gelir ki şimdi biraz da onu yaşıyoruz aslında genel olarak. Deneyenler var işte şeyler programlar yapılıyor mekanlarda özellikle rock kulüplerinde gruplar çıkıyor çalıyor ediyor filan ama genel olarak işte konserler yapılmıyor. Halka açık büyük konserler filan yapılmıyor. Halbuki ne bileyim ben olsam tabii mevsim de müsait değil. Müzikle acıyı paylaşmak ismi altında bir festival düzenlerdim yani. Orada da sadece o tip temalı şeyler çalınabilir. İnsanlar, on binlerce insan bir araya gelebilirdi. Böyle bir şey de olabilirdi. Ama işte bizim ülkemizde biraz zor bu tip kavramlar. Bir de tabii toplum olarak çok yorulduk birçok şeyden. Birçok şeyi bir arada arka arkaya yaşadık. Çok yorulduk. İyice kafayı da sıyırdık yani genel olarak. Evet. Daha ne söyleyebilirim ki işte benim söyleyeceklerim biraz bu kadar bu konuyla ilgili. Yıldızlardan birinde bir denizde
bakarak dünyamıza, dünyamıza. Denizlerinde kainatın bakarak birbirine, birbirlerine. Mesela geçen gün bir kriminal film izledim, böyle polisiye Alman kanalında. Orada şöyle bir şey vardı, işte cenaze levazımatı şeyi yapanlar da konunun içindeler. Birisi ölmüş, orada şey istiyor mesela, Rolling Stones'un You Can't Get Always What You Want. Her zaman istediğini elde edemezsin. Bu şarkının çalınmasını istemiş. Ve çalıyor. Hakikaten çok da güzel uyuyor. Çünkü adamın ölüm şekli de biraz öyle. Bir şeyleri elde etmeye çalışırken elde edemiyor. Ve yani şarkıda uyuyor aslında. Ve ölüyor yani. Yani buna benzer şeyler var. Mesela bizim bir Alman dostumuz vardı, Rudi diye. Moğollar hayranı. İri yarı bir arkadaştı rahmetli. Çok da güzel bir insandı. Evinin bodrum katını sadece Moğollar posterları falan böyle şeyler. Hatta öyle şeyler olurdu ki mesela bir turnede giderken pat Almanya'dan telefon açar. Benim de biraz Almanca var ya. Taner, Engin'in doğum tarihi kaçtı falan diye. Sonra, ya tamamen adam yani Moğollar hayranı birisi. O vefat ettikten sonra İşte bizi temsilen Cahit gitti cenazesine. Orada bizim şeyleri çaldırmış mesela, vasiyeti. Sihirli Ay efendim, Selvi Boylum Al Yazmalım filan. Cahit şey diyor, çok garip oldum diyor. Almanya'da bir cenazede Selvi Boylum çalıyor, Sihirli Ay çalıyor filan. Yani işte ölen kişinin kendisiyle, ya, kendi hayatıyla ilgili bir sevdiği bir müzik, anıları falan, bu tip şeyler olabiliyor. Türkiye'de öyle bir şey yok tabii, malum. Neyse, yani Türkiye'deki cenazelere girmeyelim zaten, cenaze merasimlerine. Hele şimdi deprem bölgesinde korkunç şeyler yaşanıyor işte. Kimliği belli şeylerle o molozların arasından insanlar çıkıyor, onları battaniyelere sarıp tırın üzerine yığıyorlar, götürüyorlar. Toplu mezarlara atıyorlar filan. Kimliği belirsiz şeyler filan. Korkunç yani gerçekten. Evet, aslında hani işte bütün bunları gördükten sonra müzik yapmaya çalışsan ne çıkar? Hakikaten hüzün ve acı çıkar. O tip şeylerde ben de yapıyorum bu arada, işte bir albüm hazırlıyorum. O da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirlerinden oluşan bir albüm. Mesela orada bir şarkının da şöyle bir söz var. Şarkı, daha doğrusu şiir öyle bitiyor. Anlarsın ölüm yoktur geçen zamandan başka diye bir cümle var. Ki Ahmet Hamdi Tanpınar bu konuyu çok işliyor. Yani zamanın aslında ölümün bir enstrümanı olduğunu anlatıyor. Genellikle bu konuyu çok anlatır. Birçok şiirinde de var esasında. Yani işte ölümden bahseden şarkılar da var yani. Evet.